Evet, bugünkü dersimizde de çivi kıvırmayı öğreteceğim sizlere arkadaşlar. Çivi kıvırmayı. Maalesef çok iyi çivi kıvıramıyoruz. Ben yapılan sergilerde de geziyorum. İşte sergilerde de bakıyorum. Çivi kıvırmaları ya da kuyumcu vitrinlerinde gerçekten olmuyor yani. Ya da ben beğenmiyorum. Artık bilmiyorum. Benim göstereceğim size. Hani nacizane isterseniz kendi bildiğiniz gibi kıvırabilirsiniz. Ama ben çivi kıvırmayı size öğretmek istiyorum. Şöyle bunu çiviyi alıyorum. Böyle tutmuyorum arkadaşlar. Böyle tutmuyorum. Yani şu çivi buradan çıkmayacak. Tabii çok uçta da durmayacak. Şu şekilde. Bir kolye içerisinde bütün çivilerin, yani aynı boncukları eğer kıvıracaksak aynı boy çivilerle kıvırmamız gerekiyor ve aletin aynı yerinden kıvırmamız gerekiyor. Yoksa birinin deliği küçük, diğerinin deliği büyük olabiliyor. O da boncukların sallanmasına neden oluyor. Şimdi ben şuradan kıvırıyorum arkadaşlar. Bakın, elim şu şekilde duruyor. Böyle. Bakın, yatay. Sonra sol elimin baş parmağı şu şekilde tutuyorum. Böyle yatırıyorum. Ve kıvırıp bunu bu şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra çektim. Sonra tekrar aynı çıktığım gibi tam dip noktasına, deliğin dip noktasının ortasına bir bel veriyorum şu şekilde. Ve bakın, sonra azıcık daha açık kalan kısmını yapıştırıyorum. Çivi bu şekilde durması gerekiyor. Evet. Şimdi ben bunu keseceğim ve boncuk üzerinde göstereceğim. Çivilerinizi keserken arkadaşlar elinizle tutun. Gözünüze gelmesin. Çok önemli. Ve bu şekilde kesip şuraya koyuyorum. Şimdi örneğin bir tane şöyle bir bileklik ya da halhalı yapacağım. Ben bunu şuradan böyle dizayn ettim öncesinden. Bunu yerine yerleştiriyorum, boncuğu. Yerleştirdikten sonra 1 santim kadar, buradan 1 santim kadar şöyle bakın arkasını döndürüyorum kesen yere ki görmem rahat olsun diye. Şöyle bakın 1 santim kadar kestim. Şu. Bunu bırakıyorum. Bakın. Sonra diğer kaç tane varsa aynı boy boncuğum 1, 2, 3, 4 tane aynı boy ayarlıyorum çivimi. Çivimi bu şekilde şöyle ayarlıyorum hepsini. Evet, çivileri aynı boy kesiyoruz. Ama ne zaman bunları aynı boy kesiyoruz? Aynı boydaki boncuklarımız için kesiyoruz. Evet, ona göre onları kıvıralım. Şimdi aldık bunları. Sonra tekrar yerleştiriyoruz. Ve bunu aynı, yani hepsini aynı bölgeden kıvırıp şöyle koyuyorum. Bakın azıcık daha. Şu şekilde dibe getiriyorum. Sonra çok hafif şu kısımdan bel veriyorum. Bel verdim ve böylece kapadım. Şöyle. Boncuk bir kere hiçbir şekilde, yani şu kısımda boşluk kalmayacak. Böyle yani oynamayacak boncuk. Evet, şu şekilde böyle duracak. Sonra bunu yerine koyalım. Şunu da tekrar yapalım. Şuradan alıyoruz. Tekrar aynı yerden kıvırıp getiriyorum. Bir bel veriyorum şurada. Şöyle. Ve bunu tam şu şekilde birbirine yapıştırıyorum. Şu. Evet. Belim eğer olmamışsa biraz daha bunu kırabiliyorum. Dediğim gibi şu alt kısımda boşluk olmayacak.
Şöyle boşluk olmayacak arkadaşlar. Nedeni ise bu kullanırken kıyafetlerimize takılır. Yani ve çirkin duruyor. Bu şekilde bunları yapıyoruz. Evet. Bunda fakat aynı boyda değil onunla. Şimdi bunu çok hafif azıcık kesiyorum ve bir tane var çünkü bundan. Yine çok hafif. Bakın parmağım çok önemli. Bunu tutuyorum çünkü gözüme gelebilir. Şöyle buradan kesiyorum. Parmağımla tutuyorum. Ve yan keskiyi kullanırken hep size doğru, yani kestiğim tarafa doğru baksın ki ne kadar kaldığını görün. Eğer ben böyle yaparsam gördüğünüz gibi yani çok hakim değilim ben. Ne kestiğimi çok hakim değilim. Şu şekilde tutmanız gerekiyor. Evet, bunu da tekrardan aynı bölgesinden kıvırıyoruz. Şöyle. Ve bunu şu şekilde kapattık. Evet. Şimdi böyle. Buna bakalım. Buna denk gelecek mi? Şöyleymiş bu. Bunu örneğin bakın bu küçük geldi. Demek ki buna farklı bir çivi tekrar yeniden kesmem gerekecek. Şöyle alıyoruz. Buradan. Evet. Ama bakın oturmuyor. Mümkünse oturan bir çivi. Yani bakın şöyle gelmiyor buraya. Buradan ittiğimde yine gelmiyor tam olarak. Şöyle. Bir tane daha farklı bir çivi bakayım. Evet, bakın daha oturdu bu. Şöyle oturdu. Tam oturdu diyebilirim. Buradan yine şöyle tutuyorum. Bakın yine tersten. Şu şekilde bir santim kadar kesiyorum. Keserken elimle mutlaka tutuyorum. Bunu da şöyle kıvırdım. Şu şekilde. Böyle kıvırdım. Bu oynayacak. Bakın yuvarlak bir kapama şekli oldu. Şimdi arkadaşlar halkalarla bunları zincire takalım. Halkamızı alıyoruz. Yine sağ elimizle tuttuk. Halkaları açarken arkadaşlar zaten o kendi yolunda. Bakın gösteriyorum. Sağa doğru açıyorum. Hiçbir şekilde halkanın formuyla oynamıyorum. Şu şekilde açıyorum. Bunu açtıktan sonra aldım buraya ve şuraya takıyorum. Bunu aldım, tekrar getirip uç uça, tam tamına uç uça yapıştırıyorum. Şu. Bunları belli aralıklarla şimdi tekrar bir tane daha yapıyorum. Bakın aldım. Formunda şöyle açıyorum. Bakın hiçbir şekilde böyle açmıyorum. Böyle açmıyorum. Nasıl? Şöyle açıyorum. Hiç oynamadan, zorlanmadan. Tekrar bunu alıyorum. Bunu şuraya diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. halkaya geçiyorum. Ve tam tamına uç uça bakın. Uç uça. Hiçbir şekilde aralık kalmayacak şekilde kapatıyorum. Bunların hepsini takalım. Şimdi kapamalarımızı takalım. Bunun ismini biliyorsunuz. Bu papağan. Papağanımızı takalım ve takmadan önce kontrolünüzü yapın. Bu yaylı olduğu için bazen yayları bozuk olabiliyor. O nedenle kontrolümüzü yapıp öyle takalım. Çalışıyor. Evet, normal. Sonra yine bir halka alıyoruz. Halkamızı aldık. Bunu yine aynı şekilde bu şekilde açtım. Ve bu ucuna şöyle buraya bunu takıyorum. Ve kapatıyorum.
uçucu olacak. Çok önemli. Evet. Sonra öbür ucu arkadaşlar, mutlaka bir zincir takın. Mutlaka bir zincir takın, ufak da olsa şöyle. Çünkü kolyeyi kullanırken ya da bilekliği, o bize bir kolaylık sağlıyor. Evet, onu da alalım. Buradan şöyle. Bunu da buraya takalım. Bu ister bileklik, isterseniz halhal olarak da kullanabilirsiniz.